Zeynep Salman TV'den merhaba. Yine bir konu, yine bir gündem. Fatma Girik veliahtını açıklamış. Sizce kim? Aklınızda kim vardır? Benim hiç aklıma gelmeyen bir ismi söyledi. Tuba Büyüküstün dedi. Tuba Büyüküstün güzel bir kadın. Bunu inkar edemeyiz. Fatma Girik bence zamanında çok 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 daha güzeldi. O iri mavi gözleri, sakız gibi beyaz teni, simsiyah kuzguni saçları, böyle o bir de göğüsleri de büyüktür böyle, dişi dişi halleriyle çok güzeldi zamanında böyle. Ben bir de yakından görme şansına eriştim ama tabii benim gördüğüm yaşlarım herhalde gene 40'lı yaşlardaydı. Okul servisimiz benim o zaman ya ilkokuldu ya ilkokul servisimizde benim ilkokulunda yeğeni okuyordu sanırım. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Levent'teki villasında her sabah erken saatte erkekti yeğeni, yeğenini uğurlar ve servise bindirirdi Fatma Girik. Orada görmüştüm. Yani canlı bir şekilde. O kadar güzel bir kadın ki. Yani o zamanlar tabii, şimdi çok yaşı olduğu için ben de ilkokuldayken düşündüğümde 50'li yaşlarını sürüyor olabilir açıkçası. Çünkü yaşı bayağı var. Çok güzel bir kadındı yani. Annem de söyler. Hülya Avşar'ı da yakından seneler önce gördüğünde ya da Türkan Şoray'ı. Bu kadınlar çok güzel. Öyle hani o zamanlar tabii, o zamanlarda estetik var. Şimdi Türkan Şoray'ın burnu biliyorsunuz estetik. Filiz Akın'ın estetiktir burnu. Ajda zaten beynel minel biliniyor. Ama o gözlerindeki mana, o anlam, onları yapamazsınız. Yani o hiçbir estetikle meydana gelecek şeyler değil. Fatma Girik çok güzel bir kadındı. Tuba Büyüküstün evet güzel. Fakat oyunculuğu bence mat. Yani Fatma Girik'in oyunculuğuyla Tuba Büyüküstün oyunculuğunu, tabii kendi veliahtım dediyse bize çok da söz düşmek, yani söz düşmez ama şunu söyleyebilirim. Tuba Büyüküstün çok kendini yormadan oynuyor. Yani mimik kullanmıyor. Güzelliğini muhafaza ederek oynuyor. Ağlarken o, yani çok da güzelliğin bozulmasın diye hani kendini böyle yırtmıyor açıkçası. Beren de öyledir. Beren gerçi bir tık daha oyunculuğa daha hakimdir Tuba'dan. Tuba güzelliğiyle bir şekilde var olmuştur. Kim mesela, ben olsam Fatma Girik'in yerinde ne derdim? Özge Özpirinççi derdim herhalde. Çünkü kana kana oynuyor. Kana kana kız her şeyiyle oynuyor. Her şeyiyle kendini ortaya koyuyor. Saçının beyazını aldırmıyor. Ne bileyim işte yüzündeki damardaki çatlaklarını aldırmıyor. Her şey belli kız. Makyajsız oynuyor neredeyse. Pudra bile yok. Ama kendini veriyor yani. Ağlaması ağlama. Aslı Enver de öyle. Bak, Aslı Enver için de aynı şeyi söyleyebilirim. Aslı Enver de kendini vererek oynayanlardan. Ki o da güzelliğini muhafaza ediyor yani. Hani tamam, Özge Özpirinççi çok sade. Aslı o kadar sade değil. Aslı'nın böyle makyajı vesairesi vardır yüzünde. O da beyazlarını çok kapatmaz. Aslı da çok içine girer rolün. Yani onu hissedersiniz. Ama Tuba, mesela Berrak Düzün Ataç. Berrak da mavi gözlü, uzun saçlı. Hani Berrak'a daha çok Fatma Girik'e benzetiriz. Bence Tuba Büyüküstün'den daha çok Fatma Girik Berrak Düzün Ataç'a benzer. Göz rengi, ten rengi vesaire. Ama Berrak da iyi oyuncu değildir. Yani Tuba da ortalamadır yani. Anlatabiliyor muyum? İşte ödüller almıştır vesaire vesaire. Arap dünyasında gözdedir ama tamamıyla işte Araplardaki gibi bir yüze sahip olduğu için. Niye? Kara kaş, ela göz, yeşile çalan, tam yeşil de değil, kuzguni saçlar ve biraz da böyle buğday ten. Yani beyaz tenli değildir mesela Tuğba. O biraz böyle Arap dünyası sever öyle kadınları. Daha böyle İran, İşte ya da o gözlerin ön planda oldu ama elamsı gözler, işte şey de öyledir, Beren de öyledir mesela, teni beyaz değildir Beren'in, buğdaydır, tam beyaz diyemeyiz Beren'e, saçı kumraldır ama teni beyaz değildir. Ama Fatma Girik masmavi gözler, sakız gibi bir ten, böyle bir şey burun, topik bir burun, biraz Emel Sayınvari bir hatları vardır. Fatma Girik iyi oyuncudur. Fatma Girik kendini böyle vererek oynar. Yeri gelir bir anadır çocuğunu sırtında taşır. Sırtında taşıdığı çocuğuyla kafa tutar. Biliyorsunuz belediye başkanlığı yaptı. Şişli Belediye Başkanlığı yaptığında böyle Söz Foto'da programı vardı. Oradan tepeden o kadar hissederdi ki. İşte fakir sofralarına gider otururdu, orada sinirlenirdi böyle. Anlatabiliyor muyum? Oyunculuğunu orada da konuştururdu. Bir kez belini sakatlamıştı. Bir yerden atlamıştı hatırladığım kadarıyla. O kadar cesurdur yani. Ama kendi Tuba Büyüküstün'ü yakın görmüş.
O da benim gibi diyor. Yani kendimi yakın gördüm. Herhalde veliahtım olarak onu söyleyeceğim. Kendime çok benzetiyorum diyor. Kendimden sonra yerime geçebilecek kişi olarak onu görüyorum diyor. Berrak aklına gelmemiştir. Fizyonomi ya fizik olarak, tipoloji olarak belki öyle düşündü. Ama dediğim gibi oyunculuğu güçlü çok kişi var yani. Hem tip hep oyunculuğu bir anda görebileceği biri olmadı belki. Yani Özge benzemiyor hiç. Ya da ne bileyim Aslı. İyi oyuncu diyebileceğim isimlerden. Onları benzetemediği için de aklına gelen Tuğba olmuş. Çok tabii hastalık çekti son zamanlarda. Sosyal medyada beni sürekli öldürdüler diyor. Kimi öldürmediler ki? En son İlyas Salman örneği biliyorsunuz. Münir Özkul rahmetli merhum sanatçı ölmeden ölenler arasında. Kimi zaman Cüneyt Arkın, kimi zaman Cem Davran'a bile yaptılar sanırım yakın zamanlarda. O kadar çok var ki genç yaşlı dinlemeden Twitter'da şu öldü mü diye geyikler dönmeye başlıyor. Sosyal medyayı çok da sevmiyorum. Sürekli beni öldürüyorlar ama ölmeyeceğim. Yaşamayı seviyorum diyor ama Memduh Ün tabii uzun yıllar birlikte olduğu yol arkadaşı, hayat arkadaşı Memduh Ün'ü unutamadığını söylüyor. Sürekli mezarını ziyaret ettiğini söylüyor. O yeğeni sanırım onun çocuğu gibiydi benim gördüğüm okula bıraktığı da servise uğurladı ya gecenin pardon günün erken saatlerinde çünkü gece geç yatar sanatçılar kalkıp beyaz eşofmanı vardı onu hiç unutmayacağım evet beyaz eşofman altı simsiyah saçlar çocuk da hatta çocuk onun filmlerinde oynadı mı öyle de hatırlıyorum o yeğeni çok böyle hayal meyal o konuyu araştırıp söyleyeceğim benim çünkü çocukluk hayalimde hatırladığım bir tablo. Çok seveceğim bir kadın. Anne olabilirdi ama neden olmadı onu da bilmiyorum açıkçası. Memduh Ün'le çok uzun yıllar hayat geçirdi, ömür geçirdi. Zaten röportajında şöyle söylemiş. Yani ölümden korkmuyorum. Neticede robot değilim, öleceğim demiş. Her canlı tabii ki ölümü tadacak ama Memduh'a kavuşacağım diyor. Onu çok özlüyorum. Hala onun hatıralarıyla yaşıyorum. Onun yani anıları evin her tarafında diyor. Bir annesi varmış hala hayattaymış. Onun kendisine muhtaç olduğunu söylüyor. Tabii Fatma Girik 70'lerini sürüyorsa annesi çok yaşlıdır tahmin ediyorum. Çok rahatsızlık geçirdi, sakatlandı. En son tıpta hidrosefali olan beyinde su toplanması şikayetiyle hastanede yattı. Dört yapraklı yoncanın bir yaprağı biliyorsunuz. Hülya Koçit ziyaretine geldi, Filiz Akın ziyaretine gitti, işte Türkan Şoray. Biz diyor çok vefalıyız diyor, birbirimizi çok severiz, çok bağlıyız. Hastaneye akın etti bütün sevenlerim diyor. Onları görmek orada çok güzeldi diyor. Yani çok güzel tabii ya o zamanlar çok güzeldi. Hep yokluktan o da dem vuruyor. Bizim zamanımızda teknolojik imkanlar yoktu. İşte her şey kısıtlıydı. Şimdikiler kıymetini bilsin, gençler bunun kıymetini bilirse daha başarılı olurlar diye de düşünüyor. Bir de çok egolu bir kadın değil. Herkesi başarılı bulduğunu söylüyor. Tabii gençlerden de gerçekten güzel, başarılı, azimli, böyle dünya çapında çıkacak bir sürü bence de oyuncu var. Erkeklerde de, kadınlarda da var. Yok değil. Bunu da kabul edecek olgunluğa sahip bu oyuncular ama onların zamanında, onların imkanlarında, onların işte bulunduğu devirde gerçekten çok başarılılar. Yani öyle işler çıkarmışlar ki bir de güzel insanlar ya. Yani şey diyebiliriz mesela işte Türk insanı güzel midir? İşte Türk insanı işte karışıktır yani anlatabiliyor muyum? Ne sarışın diyebiliriz Türk insanı ne esmer diyebiliriz. Her tattan her şeyden var. Ama bakıyorum Cüneyt Arkın'ın yakışıklılığı zamanında izlediğinde yani çok az insana nasip olur herhalde. Keza Tarık Akan öyle, Ayhan Işık öyle, ne bileyim Göksel Ersoy öyle. Türkan Şoray'a bakıyorsunuz o kirpikler o gözler bilmiyorum yani tabi dünyada Sophia Loren, Ornella Muti, ne bileyim Alain Delon, eskilerden Catherine Deneuve, Marilyn Monroe, işte Elizabeth Taylor bunlar hepsi tabi bir sürü var da bizde de var yani yok değil. Şimdilerde aslında çok böyle onlar kadar wow kadın bulmak daha zor hale geldi. Genç kızlarda da var. Şimdi zaten estetik ve bir takım destekler olduğu için herkes de birbirine benzedi. Yani ifadeler aynı, dudaklar aynı, bakışlar aynı. Yani çok böyle bir onların şeyi yok böyle ışığı yok bence. O ışık başka bir şey. Yani bakıyorsunuz işte Brooke Shields mesela zamanındaki güzelliği. Şimdi o da çok bozuldu ama o kadar güzel ki ben hayatımda herhalde o kadar güzel bir kadın bir daha hani gelir mi, görür müyüm ya da göremezdim. Göremem herhalde. Çok güzel kadınlar.
var. O zaman hiç estetik yok, hiçbir müdahale yok. Duru, yani natürel, tamamen taze, taptaze güzellikler. İşte Türkan Şoray'da, Filiz Akın'da. Filiz Akın hala bile çok zarif, çok hoş. Nebahat Çehre'de bunlardan biri. Allah uzun ömür versin tabii Fatma Giri'ye. Uzun yıllar hayat paylaştı. Memduh'u unutması kolay değil. Özellikle o yaşlarda daha çok anılarınıza bağlı oluyorsunuz. Yani daha çok yalnız olduğunuz için, kendinizle baş başa olduğunuz için özlem, anılar, geçmiş hep sizinle beraber oluyor. Eski günler vardı ya, nerede o eski Ramazanlar, nerede o eski bayramlar, işte nerede o eski Yeşilçam, nerede o eski yılbaşı, nerede o bilmem ne eski yaz işte sevdaları, nerede o aşklar. Hep böyle bir geçmişe özlemimiz vardır. Yeni nesilde olsa onlar da bir sonraki nesile ah işte biz daha iyiydik falan diyecekler. Böyle bir şey vardır yani. Onun da tabii eski özlemi diri, taze. Eşine özlemi taze. Allah uzun ömür versin. Ben Fatma Giri'nin olduğu bir Türkiye'de yaşadığım için son derece mutluyum. Çok özel insanlardan biri. Bir de dobradır. Sözün arkasındadır. Atatürkçüdür. Cumhuriyet kadınıdır. Güçlü kadındır. Atlatacaktır da bunu. Yaşadığı müddetçe de biz de ondan bahsetmeye devam edeceğiz diyorum. Ve Zeynep Solman TV'ye abone olun. Bildirimleri açın. Beni takip edin ve destekleyin. Teşekkürler.